İnsanların itikat yolunda takip etmeleri icap eden çizginin, doğru çizginin ne olduğunu Cenab-ı Hak çok belirgin bir ifadeyle, açık bir ifadeyle ortaya koymuş. İnsanların itikat bakımından, inanç yönünden takip etmeleri icap eden çizgiyi onlara çok beli bir şekilde göstermiştir Cenab-ı Hak. Estağfurullah Bismillah. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آية كريمة Bakara suresinde de geçmişti. Cenab-ı Hak burada emir sıygasıyla buyuruyor ki Kul söyle ey Habibim. Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor Cenab-ı Hak. Âmennâ billâhi. Allah'a iman ettik de. Ve mâ unzile aleyna. Bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e. Ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail ve İshak'a ve Yakub'e vel esbat. İbrahim'e, İsmail, İshak ve Yakup aleyhisselama ve onun torunları olan kimselere indirilen Allah emirlerine de iman ettik. Ve ma utiye Musa ve İsa Musa ve İsa'ya verilenlere de iman ettik, inandık. Ve nebiyyun emir Rabbihim Allah katından peygamber olarak gönderilen kimselere de tasdik ettik. Onlara da iman ettik de. Müslümanların imanı böyle. Sadece kendi kitaplarına, kendi peygamberlerine inanmakla iktifa etmiyorlar. Başlangıçtan itibaren gelmiş bütün hak peygamberleri tasdik etmek İslamiyet'in vazgeçilmez esaslarından birisi olarak daima telkin ediliyor müminlere. La nüferriku beyne ahadim minhum. O peygamberlerin hiçbirini Allah'ın kendilerine verdiği vazifeyi ifa. Bildirdikleri tevhid akidesini tasdik etme bakımından diğerinden ayırmayız. Aralarında bir tefrik ve ayrım gözetmeyiz hiçbir zaman. Ve nahnu lehu muslimun. Biz Allah'ın emrine, Allah'ın bildirdiklerine tam olarak gönül rahatlığıyla teslim olmuş ve bütün samimiyetimizle inanmış kimseleriz. Bütün sıdkı samimiyetimizle bunu tasdik ediyoruz. Ve men yebtegi gayral islami dinen felen yukbele İslamiyetten başka kim bir dine talip olur, o dine uymak isterse, o uyduğu ve takip ettiği din o kimseden kabul edilmeyecektir kesinlikle. İslamiyetten başka bir dine talip olan ve bir dine salik olmak isteyen, o dine uymak isteyen kimsenin bu davranışı Allah katında makbul değildir. Ve huve fil ahireti minel khasirin. O ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Gerçek manada zarar görecektir. Pişman olacaktır o kimse. İslamiyetten başka bir dini benimsediği, başka bir dine uymak istediği için. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. İman ettikten sonra inkara yeltenen ve inkara kalkışan bir kimseyi Allah nasıl doğru yola hidayete kavuşturabilir? Ve şehidu enner rasule hakkun. Ve bu kimseler açıkça görmüş ve şahit olmuşlardır ki Allah'ın gönderdiği peygamber hak peygamberdir. Ve cehumul beyinat ve o peygamberin hak peygamber olduğunu ispat eden nice mucizeler de onların gözü önünde cereyan etmiştir. Onları da görmüşlerdir. O mucizeler geldikten sonra inkar eden bu kimselerin bu inkarları karşısında Allah onlara hidayet verir mi? Elbette ki vermeyecektir. Allahu la yehdil kavmız zalimin. Allah zalim olan insanları hidayete erdirmez. Onlara doğru yolu göstermez Cenab-ı Hak. Ülâike cezâuhum en aleyhim lânetallâhi vel melâiketi vel Onların Allah katında müstahak oldukları ceza Allah'ın lanetine, meleklerin ve bütün insanların bütün insanların lanetine uğramaktır. Onlar Allah'ın rahmetinden mahrum kalacaklardır. Melaike-i kiram ve insanların hepsi onlara lanet okuyacaktır. Onlar Allah katından kovulmuş insanlardır. Halidine <laughs> fiha. Bu lanette onlar sürekli olarak kalacaklardır. Allah korusun Allah'ın lanetine uğramak Allah'ın cehennemine girmek demektir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. La yukhaffaf 'anhumul 'azabu wala hum yunzarun. Onlardan azap hiçbir zaman hafifletilmeyecek ve onlara rahmet nazarıyla bakılmayacaktır. Hiç kimse onlara acımayacaktır. Illallezine tabu min ba'di zalika wa aslihu. Ancak tevbe edip pişman olan bu durumdan sonra aklını başına alarak halini ıslah eden, Allah'ın razı olduğu yola giren kimselerin durumu müstesna. Onlar bu pişmanlıkla, bu tevbe ile Allah'ın rahmetine kavuşabilirler. Fe inna Allah'a gafurur rahim. Bunlara karşı Allah çok affedici, mağfiret ve rahmet sahibidir Cenab-ı Hak. Onları bağışlayacaktır ve onlara merhametiyle tecelli edecektir. Cenab-ı Hak onlara acıyacaktır. İnne'llezîne kferû ba'de îmânihim. İman ettikten sonra inkara yeltenen, inkar eden kimseler, inkarcı bir davranış içine girenler, sün mezdâdu küfran sonra da küfürde iyice azıtanlar, ileri gidenler, aşırı gidenler, artık iyice ölçülerini kaybeden kimseler ağız dolusu Allah'a ve Allah'ın kutsi saydığı, mübarek saydığı varlıklara hakaret eden kimseler, hakarete yeltenenler, لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ Onların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Ebediyen onların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Ve اُولَٰئِكَ هُمُ Onlar dalalete düşmüş, sapıtmış kimselerin ta kendisidir. Allah korusun. İnnellezine kafaru <laughs> ve matu ve hum kuffarun Küfre gidip inkarcı bir davranış içine giren ve kafir olarak dünyayı terk eden kafir olarak ölen kimseler felen yukbele min ahadihim mil'ul ardı zehban velev iftada bi Yeryüzü dolusu altını feda etseler, gözden çıkarsalar, bir dünya dolusu altın vererek kurtulmak isteseler, onu fidye olarak verseler, onlardan bu istekleri kabul edilmeyecek, bu talepleri hiçbir zaman makbul olarak görülmeyecektir. Onların bu istekleri kabul edilmeyecektir bu Cenab-ı Yani onların bütün gayretlerinin boşa çıkacağı, onların bütün temennilerinin tamamen cevapsız kalacağı çok açık şekilde bildirilmektedir bu ayet-i kerimede. Yani ayet-i kerimede mübalağa ile Cenab-ı Hak buyuruyor ki falan beremin Onların herhangi birinden kabul edilmeyecektir kesinlikle. Mil'ul erdi yeryüzü, dünya dolusu demek. Zeheben altın verseler, dünya dolusu altın. Yani sayıyı hesaba gelmeyecek kadar muazzam bir altını gözden çıkarsalar aman bu bizim fidyemiz olsun bunun sayesinde biz kurtulalım deseler böyle bir kurtuluş ümit ve imkanı yoktur onlar için. Velev <laughs> iftedabi bunun fidye olarak verseler bile kurtuluş karşılığı olarak kurtuluş fidyesi olarak verseler bu onlardan kabul edilmeyecektir. Ülâike lehum azâbun elîmun ve mâ lehum min nâsirîn. Onlar için çok elen verici bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah korusun. Demek ki insanlar bu dünyada Allah korusun küfür yolunda inat ederlerse... ...Allah'a karşı edep hudutlarını aşarak Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesine yakışmayacak çirkin davranışlarda bulunur, hakaret yoluna tevessül ederlerse küfürde aşırılık ve ileriye giderlerse eğer onlar bu aşırılıkların cezası olarak sonunda pişman olsalar bile bu derece mütecaviz, bu derece aşırı hareketler sonunda Allah huzurundan öyle bir kovulurlar ki artık onlar için hiçbir kurtuluş ümidi ve çaresi kalmaz. Allah korusun onların bütün son pişmanlıkları da kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Ayet-i kerimede baştan itibaren Cenab-ı Hak razı olduğu yolu çok belli bir şekilde kullarına anlatmış. Onları bu bulunmaları icap eden yolun ne olduğu konusunda aydınlatmıştır Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın bu hidayet meşalesi olan emirlerinden istifade eden kimseler bahtiyar insanlardır. Onlar hakikati görmüş Allah'ın rızasını ermiş kimselerdir. Ama küfür yolunda inat edenler, hele aşırı giden kimseler, sonunda e, kendileri azapla karşı karşıya kaldıkları zaman o azabın dehşetinden kurtuluş için ne kadar çırpınsalar, ellerinde imkan bulunsa ki bu imkan onların elinde olmayacaktır zaten, olsa bile farzı muhal böyle bir imkanları olsa bile bu imkanı feda etmek, bu imkanı ortaya koymak suretiyle de kendileri için herhangi bir kurtuluş ümidi olmayacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Onların son derece dehşetli, elem verici bir azab içinde kıvranmaları mukadderdir. Ve kendilerini bu sıkıntıdan, bu dehşetli azaptan kurtaracak hiçbir yardımcı, hiçbir kuvvet ve şefaatçi de olmayacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Allahü Teala Hazretleri muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak e, bu duruma düşürmesin insanları. İnsanlar gelip geçici imkanlarını aldanarak zaman zaman böyle taşkınlıklara, böyle bir takım ölçüsüz davranışlara tevessül edebiliyorlar. Ama bu hareketlerden sonra artık belli bir noktaya geliyor ki insanoğlu artık onun için pişmanlık ve nedamet söz konusu olsa bile dönüş imkanı olmuyor Allah korusun ve bu insanlar bu kendi yaptıkları işin husranı içinde perişan olup gidiyorlar Allah muhafaza buyursun. İşte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri insanlara başlangıçta bir imkan tanımıştır. İsyan etmiş, aklını başına alarak ...tevbe ederek bu isyanından hemen rücu etmiş ve Allah'ın razı olduğu güzel ve salih ameller işlemişse onun için bir dönüş yolu var. Ama kafir olup küfründe de izdiyat eder, aşırı gider ve onda tamamen taşkınlık yapacak olursa o zaman bu taşkınlıklar o kimsenin artık helakinin kesin belirtileri oluyor Allah korusun. Bu gibi kimselerin artık Allah katında bir kurtuluş ümidi kalmıyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun.